Hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Bugün de bu videomda sizinle Hazreti İbrahim'in Hazreti İsmail oğlu tarafından salih evlat görevini yaptığı babasının Kabe'yi inşa ederkenki sıkıntısını görüp oradan babasının ayağının altına o mübarek yine taşlardan bir taş getiriyor. Ve ne kadar duvar yükselirse Hazreti İbrahim'in ayağının altındaki oğlunun getirdiği o taşta asansör görevi yaparak Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın daha rahat bir şekilde inşa etmesini sağlıyor. Şimdi şimdi biz de tavaf yaparken onun etrafında da zaten dönüyoruz. O esnada da Hazreti İbrahim Aleyhisselam için makamında da Kudüs'teki videolarımda da vardı. Onun makamını paylaşmıştım sizinle. Allahümme salli, Allahümme barek dualarını okuyoruz orada. Ayak izi de var. Onu da görebiliyoruz. İzdiham olmadığı takdirde zaten tam dibine kadar da girebiliyorsun. Eğer kimseyi sizi rahatsız etmezseniz, kimse de gerçekten sizi rahatsız etmiyor. Siz de buraya geldiğinizde inşallah Allah isteyen de istemeyen de herkese nasip eylesin inşallah. Ay, heyecanlanıyorum ben böyle. Sizinle paylaşmak istedim. Hemen yanındaki kapı da Kabe'nin kapısı. Tavaf yapıldıktan sonra aslında Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bu işte hizasında yakın bir yerde kimseyi rahatsız etmeden tavaf namazımızı kılmak çok makbul. Yani uzağında da olabilirsin ama hani mümkün olduğu kadar yakınında olabiliyorsanız kimseyi rahatsız etmeden güzel. Hemen sağdaki Hazreti İbrahim'in makamı, ortadaki mübarek Kabe'mizin kapısı ve hemen sol köşede bakın işlemeli kısım var ya, aşağıya doğru böyle inen bir işlemeli kısım var. Şöyle size göstermeye çalışıyorum şimdi. Diğer köşelerde bu işleme yok, soldaki nakış diyeyim, tabii ki orada ayetler yazıyor. Onun hemen altında da şimdi görünmüyor insanlar var diye Hacerül Esved taşımız var. Bugünün deyimiyle ama fotoğraf makinesi var. İnşallah buraya gelenleri gerçek dünyada o mahşer günündeki kalabalığın arasında bizi seçecek inşallah. Oraya geldiğimizde dört köşesi var. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Sağ elimizi kaldırıyoruz. Selamladıktan sonra avuç içimizi öpüyoruz ve Bismillah diyerek tavafımıza başlıyoruz. 7 kez dönüyoruz. Bir dönüş şaft oluyor. 7 şaftta tavaf kabul inşallah ediliyor. Oraya gelince selamlayıp sonra bitirmiş oluyoruz. Yani ilk başta bir diye demiyoruz. Önce bir selamlıyoruz, sonra dönüyoruz ve bir diyoruz. Hemen onun yine o Hacerül Esved taşının öbür köşesi, son köşe, oraya gelmeden evvelki de Rükni Yemani köşesi. Orada da Rükni Yemani köşesinde de Rabbena atina dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar bi rahmetike ya erhamer rahimin. Rabbena atina fil validiye ve velil mu'minine yevme yekum nisab. O duayı okuyoruz. Sonra dört köşesi var demiştim. İki tanesini söyledim zaten. Hacerül Esved köşesi ve Hacerül Esved ile kapı arasındaki bölümde de dualar çok makbul. Onun da duası var. Ama gönlünden ne arzu ediyorsanız o şekilde edebilirsiniz. Sadece Allahu Ekber diyerek de edebilirsiniz. Allah inşallah kabul eder. Yani kabul olunası dua yürekten edilen duadır. O yüzden istediğiniz bir duayı edebilirsiniz. İki köşesi daha var demiştim. Dört köşe demiştim.
Şam köşesi ve Irak köşesi. Onlar bulunduğu, yani baktığı yönleri aslında söylüyor. Bir de şimdi buradan görünmüyor ama biz Türkiye'de Kabe'ye kıblemizi dönerken buradaki Kabe'nin oğuldaki altın oluğa dönüyoruz. Altın oluk da rahmet yağdığı zaman Kabe'nin üstünde birikmesin diye dışarıya doğru o suyu veriyor. Altın işlemelerle örtü dolu, gerçek altın. O altın oluk da gerçek altın. Ve eskiden bu örtüleri dışarılarda yaptırılıyorlarmış. Ama şimdi sırf bunun için bir fabrika kurulmuş Suudi Arabistan'da. 8 ayda yapılıyormuş. Hac döneminde, bizden sonra inşallah hac dönemi gelecek. O arada değiştiriliyormuş. Böyle işte, yani hemen yanında da Zemzem Tower var. Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah. Tabii yeşil ışık var hemen bu Hacerül Esvet'in bu binaya bakınca. O hizada eğer başlarsak daha rahat oluyor. Aslında semboller var. Tabii hemen ilk günde bunu belirleyemiyorsunuz ama sonrasında alışıyorsunuz zaten. 4 tane kapısı var. 4 kapıdan da girişi oluyor. Ama sizin oteliniz tabii hangi yere yakınsa onu da belirli bir müddet öğreniyorsunuz. Sonra zemzemler genelde her yerde var. O küçük 330 cc'lik eğer sular var ya, erikli marka geçtim ama yani onu söyleyeyim dedim hani bakabilin diye. Onlardan getirirseniz buradaki plastik bardaklara ziyan olmuyor. Çünkü hemen ilk kullanımlık hemen atıyorsunuz, çöp oluyor. Ama o sizin şişeniz hem yanınızda taşırsınız, daha güzel olur. Diğer şişeler yüksek gelip de buradaki şeyin altın olun şeyin içine girmiyor. Ama burada giriyor. Yani bu gösterdiğim yerde giriyor. Fakat yanınıza böyle küçük şeyler getiriyorlar. Nasıl söyleyeyim? Küçük bizim sebillerimiz gibi sebil getirdikleri zaman onların altına sadece bardak girebiliyor. Burada biraz daha böyle su yükseliyor, aşağı indiği için burada rahatlıkla doldurabiliyoruz bu duvar kenarlarında. Bilmiyorum, görebiliyor musunuz şimdi? Yaklaştırıyorum. Bakın bunlar zemzem bardakları, yani doldurduğumuz bardaklar. Arkadaki de zemzem çeşmeleri. Ve sizinle daha ne paylaşabilirim? Tuvalet kesinlikle yok burada. Ama abdest alabileceğimiz şadırvanlar veya işte böyle hemen namazın kenarında zemzem suyuyla alabileceğimiz yerlerde mevcut. Tavaf nasıl yapılır onu da sizinle sonra paylaşacağım inşallah. Şimdi ön bir bilgi verdim. Ama tabii tavaf yaparken böyle bir şeyi anlatamayacağım için böyle ara ara bilgi olarak vereceğim. Yani buradaki olay tavaf yaparken Hacerül Esvet köşesini, başlangıç köşesini ve yeşil ışık var. Şimdi tepede o. Ben altında kalıyorum. Onun için göremiyorum. Oraya gelip Bismillahü Allahu Ekber deyip tavaf duamızı hani niyet ettim, Allah'ım senin rızan için kendine ise veya bir başkasıysa tavafımı yapmaya sen bana kolay eyle, makbul eyle diyorsun. Duan bu şekilde Türkçesi. Ondan sonra da Bismillahü Allahu Ekber deyip sağ elini kaldırıp avuç içini selamlıyorsun ve öpüyorsun. Sonra başlıyorsun Bismillah deyip 7 kez Hacerül Esvet taşını selamladığın zaman 7 şaft yapmış oluyorsun. Bir tur şaft demek zaten. Ve gelip burada müsait bir yerde namazını kılıyorsun. Tavaf namazım diyorsun. İlk rekatında Sübhaneke'yi, Elham'ı ve Kul ya eyyuhel kafirunu okuyorsun. Onu bilmiyorsan başka bir duada okuyabilirsin. Ama ikinci rekatında Elham ve İhlas'ı okuyorsun. Yani Fatiha ve İhlas'ı okuyorsun. Dua ediyorsun. İstersen etmeyebilirsin ama kabul olsun diye dua ediyorsun.
tavafını tamamlamış oluyorsun. Allah kabul etsin inşallah. Sonra umrede ise farkı, tavaf çok makbul zaten. Tabii ki namazlar da makbul ama tavaf yapmak çok makbul. Tavaf yaparken de işte bu duaları var ama hiçbir dua etmeden de yapabilirsiniz. Sonrasında da şurada şeye gidiyoruz, sa'i kısmına gidiyoruz hemen şu kapıdan. Şimdi kapıları size göstermeye çalışıyorum. Bakın bunlar kapıların isimleri. Bu. Ve bu. Karşıda da var. Ve bu tarafta da var kapı. Sonra orada say yapıyoruz. Say da yine bir tur yine şaft oluyor. O da 7 tur oluyor. Say içinde duamızı yapıyoruz. Sen kabul ve makbul eyle, bize kolay eyle diyoruz. Sonra Safa'dan Merve'ye, Merve'den Sefa'ya, yine aynı şekilde Safa'dan Merve'ye, Merve'den Safa'ya ve hemen o tepelerde yine Kabe'yi selamlıyoruz. Bismillahü Allahu Ekber diye. Bazıları iki elini kaldırıyor, bazısı tek elini kaldırıyor. Orada da amaç Hazreti Hacer annemizin oğlu İsmail için su ve yiyecek bulmak istediği zaman böyle bir tepeden aşağı iniyor, sonra tekrar tepeye yükseliyor. Ve o esnada da oğlunu tabii görüş mesafesinden kaybettiği için telaşlanarak o çukuru yokuş yukarıya koşarak çıkıyor. Onun simgesi olarak yeşil ışık yapmışlar tepede o bölgeyi. O bölgenin de erkekler biraz böyle hızlımsı gidiyor ama kadınlar normal gidiyorlar. Kayaların bir kısmı böyle açık bölümü var, orayı görebiliyorsun ama kayaların üstüne bu gidiş dönüş yolları yapılmış. Orada da bitirdikten sonra, 7 kezden sonra yine işte zemzem aralarda da içebiliyorsun, dinlenebiliyorsun da, onun da duaları var. Hiç dua bilmiyorsanız da gönlünüzden o anda ne geçiriyorsanız, ne istiyorsanız onu da yapabiliyorsunuz. Burada kullanmak isteyenler için araba dışarıdan getirilmiyor ama bazen ekstra bir durum olursa, otellerde falan varsa, anlaşabiliyorsanız öyle tekerlekli sandalye girişi de olabiliyor. Bazen de sıkıntı oluyor. Ama burada bu yardım için bazı insanlar var. Onlarla anlaşabiliyorsunuz. İşte sadaka niyetine de veriyorsunuz ama tutarını bilmiyorum inanın. Bir kullanan olursa, Türk anlaşabilirse sizin için sorarım inşallah. Böyle. İnşallah sizin de buralara gelmenizi Allah nasip etsin. Davetiye göndersin diyorum. Böyle güzellikleri izleyebilin diye de takip ederseniz beni çok memnun olurum. Eşlik ederseniz beni çok memnun olurum. Her cuma kudüslerimde de Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın lazim peygamberi olduğunu ve Kudüs'teki makamını, orada gene Yakup, Hazreti Yakup ve Hazreti İshak'ın kabirlerinin bulunduğunu, kendi kabri ve mekanının da orada olduğunu, bunların hepsini paylaştım. Eğer arzu ederseniz o videoları da izleyebilirsiniz. Yani burada da bir makamı var. O
orada da bir makamı var. Bu sizi yanıltmasın. Peki, size Allah'a emanet ediyorum ve hoşça kalın diyorum. Ama benimle kalın. Pato ile Hayata Kancan.